Selamlar ve sevgiler pek sevgili geekler. Onur haftası geliverdi. Yalnız bu sene ne yazık ki Orlando'da yaşanan pek çirkin olayların üzerine geldiği için içimiz birazcık buruk. Neyse ki geek dünyası ötekileştirmeye karşı ötekiyi normalleştirmekten keyif alan bir dünya. Çizgi romanlarda da pek çok LGBTİ karakter bulunmakta. Biz de sizler için bu şahane süper kahramanları derledik, listeledik. İşte karşınızda birbirinden muhteşem 13 lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks süper kahraman. Apollo, Warren Ellis'in başyapıtı The Authority'nin iki ana karakterinden biriydi. Aslında çok net bir Superman parodisiydi kendisi. Güç skalası olarak Çelik Adam'a çok benziyordu. Hatta kıyafeti de benziyordu, ne yalan söyleyelim. Bu hikayede Apollo ve Midnighter sevgiliydiler. DC Comics bu yan işi ana evrenine dahil ederek çok cesur bir hamle yapmıştı vakti zamanda. Sonra Apollo ve Midnighter ayrıldılar ama hala bizim en favori LGBTİ çiftlerimiz arasındalar. Aslında Batman'ın karakterinin çok eskilere dayanan bir mazisi var. Kendisi bayağı Batman ile aynı babayı paylaşıyor, Bob Kane. Her neyse, Catherine Kane kendi ismini taşıyan seriyle birlikte Amerikan çizgi roman dünyasının en yüksek profilli LGBTİ kahramanlarından biri oldu. Catwoman muhtemelen listemizin en bilinen, en meşhur karakteri. Fakat biseksüel olduğu gerçeği çok yeni bir gelişme olduğundan muhtemelen bunu bilen sayısı da pek az olacaktır. Catwoman'ın son inkarnasyonu Selina Kyle'ın New 52 evreninde biseksüel olduğu DC Comics tarafından açık edildi. Iceman de yıllar boyunca çizgi romanlarda var olup cinsel yönelimi sonradan belli olanlardan. Pek çok kişi böyle hikayelere sahip zaten kendi kimliğini keşfetme konularında, fakat herkes Iceman kadar şanslı değil. Iceman'in bastırdığı veya yanlış yorumladığı yönelimini bir telepat olan arkadaşı Jean Grey zihnine girerek ortaya çıkardı. Apollo'dan söz etmiştik. Sıra Midnighter'a geldi haliyle. Authority'nin kilit karakterlerinden olan Midnighter sert, acımasız, affı olmayan havalı bir karakter. Onun süper kahraman maceralarını okumak zaten büyük bir keyifti. Sağ olsun DC bir hamleyle kendisine yeni DCU hareketinden bir seri verince aşk maceralarını izlemek de acayip keyifli bir hale geldi. Daha ilk sayıdan büyük bir ilişkiden çıktıktan sonra toparlanmaya çalışan adam ile sert süper kahraman hikayeleri arasında şahane bir denge tutturdu Midnighter serisi. Moon Dragon'u Marvel çizgi romanlarını yakinen takip edenler çok iyi tanırlar. Özellikle de Annihilation hikayesindeki rolü sayesinde. Kendisi hiçbir zaman yüksek profilli bir karakter olmadı bugüne kadar ama çok ilginç karakteristiğiyle her zaman irili ufaklı hikayelerde de kendine yer buldu. Herkesten çok Guardians of the Galaxy ekibiyle anılan Moondragon'u ileriki filmlerde görür müyüz bilinmez. Ama onu görürsek büyük aşkı Fayla Veli görme ihtimalimizi de es geçmemek gerek. North Star çizgi roman tarihi için büyük devrimlerden bir tanesiydi. Peşinen söyleyelim, ana akım medyada lezbiyenlerin gaylerden çok daha az tolerans gördüğünün bilfiil farkındayız. North Star'ı da önemli kılan buydu zaten. Ondan önceki pek çok LGBTİ karakter durum gerektirdiği için ya da daha kötüsü daha seksi yapılmak için yaratılmış biseksüel ya da lezbiyen karakterlerdi. North Star bu bakımdan çok büyük bir kapı açtı peşinden gelenlere. Zaten düğünü de 7 düveli haber yaptı. Namı değer kasar, namı değer martir. Fayla Well bir ara Captain Marvel ismiyle dayandı. Kendisi esas Captain Marvel olan Mar-Vell'in uzaktan akrabasıydı. O da Moondragon gibi Marvel'ın kozmosları kapsayan dev ana hikayesi Annihilation'da önemli bir yer tuttuktan sonra Guardians ekibiyle uzun bir vakit geçirdi. Onun acıklı bir şekilde son bulan hikayesi açıkçası Adam Warlock'ın duhulünden de dolayı Guardians'ı gide görmek istediklerimizden bir tanesi. Vallahi bu iki karakterin birbiriyle sevgili olduklarını çok yeni öğrendik. Ya bu çizgi filmde var mıydı, çocuk aklımız mı almadı, yoksa mangadan uyarlanırken arada kayıp mı oldu bilmiyoruz. Ama ta o zaman yayınlanan bir manga ve anime içerisinde açıkça birbirine aşık olan iki kadının olması pek hoşumuza gitti. Sera henüz listemizdeki en düşük profilli süper kahraman. Gerçi Marvel'ın pek beğenilen serisi Angela, Asgard's Assassin'i takip edenler kendisine şimdiden aşık olmuş vaziyetteler. Baş karakter Angela ile birlikte serinin merkezinde duran Sera'nın orijini bir hayli karmaşık ve uhrevi aslında. Ama üzünü döküldüğünde her transseksüel bireyin yaşadıklarını tecrübe ediyor. Yazarının da evet trans diye tanımladığı Sera muhakkak Marvel'da önemini arttıracak ilerleyen zamanlarda. Rob Liefeld'in yarattığı zilyar karakterlerden biri olan Shatterstar aslında listemizin başında ebleh gibi yazan LGBTİ kısaltmasındaki İ'ye yani intersekse daha yakın bir noktada. Shatterstar ağır bir cinsel yönelim hissetmiyor. Aslında ağır hiçbir şey hissetmiyor. Zira kendisi Mojoverse'den geliyor ve doğmamış, yaratılmış. İnsani hisleri ve davranışları çözerken bir yandan da cinsel yönelimini oturtmaya çalışıyor. The Question derken bu titri taşıyan son kahramanı kastediyoruz elbette. Renee Montoya.
hikayeyi hepiniz az çok biliyorsunuzdur. The Question, DC'nin Charlton Comics'ten aldığı, Alan Moore'un alıp Watchmen'de kullanmak istediği fakat abi sen öldürüyorsun bunların yarısını tepkisiyle karşılaşınca çakmalarını ürettiği kahramanlardan biri. Çakması da Rorschach zaten. Kendisine de ayrı hastayız. Onu da kesinlikle küçümsemiyoruz. Bunu buraya bir not alalım. Her neyse. Her süper kahraman gibi The Question bir noktada devir teslim yaptı. Bayrağı Rini Montoya'ya bıraktı. Montoya harika bir Question olmakla kalmadı. Aynı zamanda açıkça lezbiyendi ve bu bağlamda da alanında ilklerden biri ola geldi. Evet pek sevgili geekler. Bir listemizin daha sonuna geldik. Bizim kaçırdığımız sizin bildikleriniz vardır elbette. Onları da yorumlara yazın ki bilen bilmeyene öğretsin. Videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı, daha fazlası için kanala abone olmayı ve ne olursak olalım, ne yaparsak yapalım birbirimizi insan olarak sevgiye boğmayı unutmayalım. Pek sevgiler.